Selam arkadaşlar, PlayStation Network'ün Ocak ayı boyunca indirebileceğiniz irili ufaklı harikalarına hızlıca bir göz atalım istedim. I'll maintain command HQ here in the lobby. What are we looking for? Hadi favorimizden başlayalım. Unutulmaz bir Lucas klasiği ve gelmiş geçmiş en komik macera oyunlarından biri olan Day of the Tentacle, Ocak boyunca PlayStation Plus üyelerine ücretsiz. Ayın oyunu dediğimize bakmayın. Day of the Tentacle yılların oyunu. Orijinal sürümü 1993 yılında yayınlanan ve hemen her LucasArts yapımı gibi aklımıza kazınan bu oyunda 3 değişik kahramanın bir değişik ve biraz daha mor bir kahramana karşı dünyayı savunmasına tanıklık ediyoruz. PlayStation için güncellenen grafikleriyle tam bir zamanda yolculuk deneyimi Day of the Tentacle. I feel pukey. Gerçekten öyle. Çünkü oyunda zamanda yolculuk da var. Bir kez edindikten sonra ister PlayStation 4'te ister Vita'da oynayabilirsiniz. This beautiful 4000 Bugüne kadar çok savaş oyunu gördük. Ama This War of Mine hepsinden farklı ve hepsinden daha gerçek. Nereden çıkıyor bu iddialı cümleler şimdi diyeceksiniz. Haklısınız ama biz de haklıyız. Çünkü oyun kendinden öncekilerin hiç akıl edemediği bir şey yapıyor ve savaşın kahramanlarını değil, kurbanlarını anlatıyor. Yani askerlerin savaştığı cephelerde değil, sivillerin sığındığı harabeye dönmüş kentlerdeyiz. Ve sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Orijinali PC'de yayınlanan ve gördüğü ilgiden sonra The Little Ones eklentisiyle birlikte PlayStation için uyarlanan This War of Mine, bir kez başladınız mı kolay kolay bırakamayacağınız bir klasik ve PlayStation Plus üyeleri için Ocak ayı boyunca ücretsiz. Gün içinde sadece eğlenerek geçirme hakkınız olan bir 15 dakikanız oluyor mu? Cevap evetse sizi PlayStation'ın başına alalım. Blaze Rush tümüyle arcade mekaniklere dayalı bir multiplayer yarış deneyimi. Arabanızdan rakiplerinize, pistlerden silahlara kadar her şey başka bir dünyanın ürünü ve dolayısıyla ortamın şaması da tümüyle kendine has. 21 Ocak gününe kadar PSN'de indirimli olarak oyuncularını bekleyen Blaze Rush'ı oynadıkça insana acayip bir neşe de geliyor. Yine de pistten uçurma yuvarlanırken insan nasıl o kadar eğlenebilir hala açıklayamıyorum. Son olarak, nasıl kaçırmışım ben bu oyunu janrından bir oyunda Swindle. Daha açıklayıcı olmamızı isterseniz, peki Cyberpunk siber suç oyunu diyelim. Oldu mu? Hayır, iyice karıştı ortalık. Tamam, o zaman şöyle. Binalara gizlice girecek, pasta tenekelerden yapılmış gibi duran güvenlik görevlilerini aşacak. Tuhaf mekaniklerle çalışan bilgisayar sistemlerini hackleyeceksiniz. Bu arada hoplayıp zıplamak, buharın gücünden faydalanmak, makinelerin kafasını karıştırarak vidalarına kadar patlatmak gibi yetenekleriniz de olacak. The Swindle bu ay PS Plus kullanıcıları için ücretsiz. Yani vaktiyle oynamadıysanız hiç durmayın indirin. Anneye konsol sevdirme oyunumuz Ascend 2'ye bakalım bir de. Klasik Bejeweled benzeri 3 taş eşleme oyunlarından biri olan Ascend 2, PlayStation'dan ziyade Vita için iyi bir zaman öldürmeci oyunu. Jules Verne romanlarından esinlenerek hazırlanan geri plan hikayesi ve görsel kalitesi insanı hafiften afallatsa da ortadaki gerçek çok değişmiyor. Taşları eşliyorsunuz ve patlayarak yok oluyorlar. Çünkü öyle. Oyun PS Plus kullanıcıları için ay boyunca ücretsiz. Hepimiz biliyoruz. Bir oyunun isminde Titan geçiyorsa o oyuna burnunuzun ucuna kadar gelen zırhları kuşanıp taşıyamayacağınız kadar cephaneyi de yanınıza alıp öyle girmeniz gerekir. Fakat Titan Souls'da durum birazcık farklı. Oyundaki ufak tefek kahramanımız tek bir oktan başka hiçbir silahı olmadan bir ton zindana girip çıkıyor. Ve bize de soğuk soğuk terler dökmek kalıyor. Oyunun çekici tarafı sırlarla dolu harabeleri dolaşıp bulmacaları çözerek
gölgelere saklanmış titanları ortaya çıkarmak. Oyunun korkunç tarafı ise ortaya çıkan o titanların Allah yarattı demeden üstünüze saldırması. Titan Souls hem bağımlılık yapan hem de sinirden delirtebilen bir oyun. Yan tarafınızda geçin mi diyen biri olmadan oynamayın. Oyun 21 Ocağı kadar PSN'de indirimde. PlayStation'da Ocak oyunları ve fırsatları hakkında daha fazla bilgi için PlayStation Türkiye YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.